Kontürlerin parametrize edilmesi. Bu videomuzda bir kontür nasıl parametrize edilir onu konuşacağız. Bundan önceki videomuzda kontür nedir ve ne gibi özelliklere sahiptir onları konuşmuştuk. Artık burada onu tekrar etmeye gerek yok. Bir kontür düşünelim. Sonlu sayıda eğriden oluşması gerekiyordu kontürlerin hatırlayacağımız üzere. Bu eğrilere de gamma 1, gamma 2, başka harflerle de isimlendirebiliriz. C1 eğrisi, C2 eğrisi de diyebiliriz. Çok önemli değil bu. Ben bu harflendirmeleri kullanacağım şeklinde daha önce de konuşmuştum. Gamma 3, gamma 4. Sonlu sayıda demiştik. 4 taneden oluşsun mesela. N'e kadar devam edebilirim ama sayısal örnekler anlamamızı daha kolaylaştırır. Şimdi bu şekilde bir kontür olsun karşımızda. 4 tane yumuşak eğriden, diğer bir deyişle İngilizcesi smooth curve'den oluşan bir kontür. Bunun parametrize edilmesinde düşüneceğimiz fikir şudur. Gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 eğrileri ayrı ayrı parametrize edilir. Her biri kendi kuralıyla parametrize edilir. Mesela bunların birisi doğru parçası olabilir, birisi fonksiyon olabilir, birisi çember olabilir. Bilemeyiz buradaki yumuşak eğrilerin ne olduğunu. İşin özünde her biri ayrı ayrı parametrize edilir. Eğrileri ayrı ayrı parametrize ederiz. Daha önceki videolarımızda eğrilerin parametrize etme kurallarını zaten konuşmuştuk. Birinci adımımız budur. Bir kontürü parametrize ederken. İkinci adıma geldiğimizde bunları parametrize ettikten sonra birleştirmemiz gerekiyor. Bu eğrilerin birinin ilkinin bitiş noktası, ikincinin başlangıç noktası olmalı. İkincinin bitiş noktası, üçüncünün başlangıç noktası olmalı. Bu şekilde devam etmesi gerekir. Fakat bunları ayrı ayrı parametrize ettiğimizde bu durumun gerçekleşmediğini göreceğiz. Bunun bitiş noktası, bunun için başlangıç noktası olmuyor. O durumla karşılaşacağız. Bu durum içinde her bir bu parametrize edilmiş halin parametrize durumda ki eğrilerin ilkinin bitiş noktası ikincinin başlangıç noktası olacak şekilde ve bunu sırasıyla her biri için uygulayacağız. Onun olmasını sağlayacağız daha doğrusu. Parametrize durumdaki eğrilerin sırasıyla diyelim. Birinin bitiş noktası, mesela gamma 1'in bitiş noktası, gamma 2 için başlangıç noktası olacak hale getirmeye çalışacağız. Bitiş noktası, diğeri için başlangıç noktası haline getirilmeye çalışılacak noktası yapılmalıdır. Bunu yaparken de biz bir eğriyi parametrize ettiğimizde herhangi bir tanesini düşünelim. Varsayalım ki ZT dedik bunun parametrize edilmiş biçimine. Gamma 4 eğrisi ise Z4T diyelim hadi. Neyse artık bu çember midir, bir fonksiyon mudur, bir doğru parçası mıdır bilmiyoruz. Bir şekilde parametrize ettik ve bunun sonucunda T'lerin değişim aralığını yazdık. Aynı şekilde buradaki gamma 3'te de parametrize ettik onu. Z3'te. Bununkileri de yazdık. Bu da T, C ile D arasında değişiyor olsun. İşte bundan sonra bu gelecek. Z3'ün bitiş noktası D. Burayı D yapmanın peşine düşeceğiz. Burayı D yapacağız. Ki bunlar birbirini takip eder hale gelip de kontürü oluşturabilsinler. Burayı D yapmanın yolu da T yerine bir şey yazmak olacak. T yerine ne yazarsak burası D olur. T eksi D artı A. Buradaki T'nin yerine bunu yazarsak
Eksi d ve eksi a'yı, eksi d bu tarafa artı d geçer. Bu a'yı bu tarafa atarsak a'lar birbirini götürür. İşte t yerine bir şey yazarak yapacağız bunu. Sayısal örnek üzerinde çok daha iyi anlaşılır. Başlangıç noktası yapılır. Bu da t yerine, yani şu kısımlar üzerinden düşüneceğiz. T artı k diyelim buna da yazılarak oluşturulur. Bu k duruma bakacağız. Buradaki sayıyı oluşturması için t artı eksi k bir şey koyacağız ki buraya atınca bu oluşsun. Fikrimiz bu. Üçüncü adımda da bu kontürü artık şöyle parçalı fonksiyon biçiminde şununkisi z1t, bunun başlangıç ve bitişini güncelledik. z2t, tabi bunun bitişi bunun için başlangıç haline getirilmiş halinden bahsediyoruz. z3t, tabi bunlarda da bir güncelleme olacak bu işlemi yaptığımızda ve z4t. Bu şekilde yazdığımızda kontürü parametrize etmiş oluyoruz. Şimdi bu konuştuklarımızı bir örnek üzerinde gerçekleştirdiğimizde olay çok daha iyi anlaşılacak. Bu videomuzun ardından zaten kontürlerin parametrize edilmesiyle ilgili 3 örnek sorumuz daha gelecek çeşitli durumlar ile ilgili. Burada bir örnek çözüp videomuzu bitireceğiz. Şimdi şekli çizilmiş bir durum üzerinden gidelim. Burası x, burası y olsun. Bunun üzerine kontürü de farklı bir renkle çizeyim ki daha net görebilelim. Şöyle ilk yerimiz olsun. Üçü de doğru parçası alacağım ben. Örneklerimiz için de çember, doğru parçaları, fonksiyon belki birleşik durumda kontürler karşılaşacağız. Burası i olsun. Burası da gama 3'ümüz olacak. Burası gama 2. Dönüş yönü de şu şekilde. Şu şekilde de gama 3. Görüleceği üzere kapalı bir kontür bu. Şimdi kontürümüz bu. Şekilde verilen şöyle kontürün ne olduğunu söyleyecek. Gama 1 artı gama 2 artı gama 3 eğrilerinden oluşan kontürü parametrize ediniz. Şimdi buradaki yukarıda söyledik zaten. Birinci adım burada var olan bütün eğrileri ayrı ayrı parametrize edeceğiz. Birinci adım. Gama 1 eğrisi. Bu bir doğru parçası. Doğru parçası. Başlangıcı 0'a 0. Başlangıç z1 eşittir 0. z2 burası başlangıcı. Bitişi ise yine 1. Bunu parametrize ederken kullandığımız kuralı hatırlayacak olursak zt, buna z1t diyoruz artık. z1t diyelim buna. Kural z1 artı t çarpı z2 eksi z1 idi doğru parçalarındaki parametrize etme biçimi. Ve burada t her zaman için 0'la 1 arası olurdu. Bu kuralla parametrize ettiğimizde. Eğrilerin parametrize etme kurallarını izleyip buraya gelmiş olmalısınız. İzlemediyseniz bunu bilmeniz için tekrar hatırlattım zaten. z1'imiz burada başlangıç noktası 0. Artı t çarpı bitiş eksi başlangıç 1 eksi 0. Yani buradan z1t t oldu. Bunun değişim aralığı da t 0'la 1. İlk eğrimizi parametrize ettik. Şu. Gama 2'ye geliyoruz. Gama 2 yine doğru parçası.
Bunun başlangıcı Z1, 1. Bitişi Z2, I. Bunu parametrize edecek olursak Z2T diyelim buna da. Başlangıcımız 1 artı I çarpı T çarpı I eksi 1. Buradan da yanına işlem yapılabilecek bir şey yok. T yine sıfırla bir arası değişiyor. Bu bizim buradaki ikinci eğrimizdi. Bunu parametrize ettik, bunu parametrize ettik. Şimdi sıra geldi üçüncü eğriye. Gama 3. Bu da doğru parçası. İngilizcesi line segment. Başlangıcı i, bitişi ise 0. Onu da şu aşağıya biraz kaydıralım. Zt eşittir. Başlangıcımız i artı. Hep şu formülü kullanıyoruz doğru parçalarında. T çarpı bitiş eksi başlangıç. 0 eksi i. T sıfırla bir arası değişiyor. Şunu bir daha yazalım. Zt eşittir. I eksi ti. T sıfırla bir arası değişiyor. Yalnız buna Z3T, Z3T, üçüncü eğrimiz. Bunun parametrize edilmiş biçimi de bu. Şimdi yukarıda ne konuşmuştuk? Kontürlerin parametrize edilmesinde ona bir geri dönelim. Bütün eğriler ayrı ayrı parametrize ederiz. Bu adımı gerçekleştirdik. Parametrize durumdaki eğrilerin sırasıyla birinin bitiş noktası diğeri için başlangıç noktası yapılmalıdır. Bu da t yerine t artı k yazılarak oluşturulur. Şimdi burada bitişle başlangıç noktaları uyumsuzluğu çok açık bir biçimde gözüküyor. Şimdi direkt kontürü yazmaya başlayalım. Bir sonrakinde düzenleriz. Z1'i alıp direkt koyacağız zaten. Sorun Z2'nin bunun bittiği yerden başlamıyor oluşu. Z1T'yi getirip koyuyoruz kontürde. Artık Z1T'sini yazmadan sadece T, T 0 ile 1 arası. Şimdi Z2T'ye geldiğimizde bu nerede bitti? 1 ile bitti. Bunun 1 ile başlıyor olması lazım. Buranın 1 yapılması lazım. Buranın 1 yapılması için t yerine t-1 yazacağız. t-1 yazarsak buraya, -1'i her iki tarafa atarsak burası 1'den başlar. Fakat buraya t-1 koyarsak gidip buraya da t-1 koymamız gerekiyor. İşte bütün püf nokta burasıdır. İkincisi de 1 artı t-1 çarpı i-1. T şimdi eksi 1'i hem bu tarafa hem bu tarafa atarsak 1 ile 2 arası oldu. Yani şunu şuraya yazıyorum. Hadi bir kez yapayım. Bazılarımız bu noktayı kaçırabilir. Eksi 1'i bu tarafa bu tarafa atıyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki T'nin değişim aralığı 1 ile 2 arası oldu. Ve bunun bittiği yerden bu devam ediyor şimdi. Üçüncüye geldiğimizde bu nerede bitiyor ikincisi? 2'de bitiyor. Bunun 2 ile başlaması lazım. Buradaki t yerine t-2 yazmamız lazım bu sefer. t-2 yazarsak -2 bu tarafa ve bu tarafa geçer ve burayı 2'den başlatır. Dolayısıyla burada da t-2 yazacağız. Yani burası i eksi t-2 çarpı i. Buraya t-2 koyarsak -2'yi bu tarafa attık. 2 t 2'yi bu tarafa attık. 3. İşte bu yukarıda verilmiş olan kontürü şu an tam olarak parametrize etmiş olduk. Burada ayrı ayrı hepsini parametrize ettik. İlkini aldık zaten direkt koyduk. İkincinin
Başlangıç noktası ilkinin bitiş noktası olması için buradaki t yerine t eksi veya t artı bir şey yazacağız işte onu da yazdık. Ve böylece buradaki parametrize etme işlemimiz tamamlanmış oldu. İstersek burada işte çarpmaları yapıp şunun içini birazcık daha düzgün yazabiliriz. Şu an onu yaparak zaman kaybetmeyeceğim. İleride kontür integrallerini hesaplarken şu içerileri birazcık daha düzeltiriz. Tabii ki şurayı çarparız. Şurayı da çarparız. Daha düzgün görünmeleri için uğraşırız. Şu an için ama böyle bırakmamız yeterlidir. İşte kontürlerin parametrize edilmesi dediğimiz fikir budur. Birinci adım, bütün eğrileri parametrize et. İkinci adım, ilk eğriyi getir koy kontüre. İkinci eğrinin başlangıcını ilk eğrinin bitişi haline getirmek için t yerine bir şey yaz. Üçüncü için ikincinin bitiş noktası olabilmesi için t yerine bir şey yaz ve bunları bu şekilde bir parçalı fonksiyon haline getirdiğimizde kontürü parametrize etmiş oluyoruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz. Dediğim gibi devamında bununla ilgili 3 belki 5 örnek olacak. Bu şekilde videomuz bitsin.